Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şimdi çocuklarda işitme kayıplarını ikiye ayırabiliriz. Bunlar konjenital, yani doğumsal olan işitme kayıpları, ki bunlar genelde genetik veya anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı görülen işitme kayıplarıdır. De özellikle çocuklarda 4-5 yaşından sonra işitmesi her şey normalken bir anda gelişen işitme kayıpları vardır. Bunu özellikle aileler fark eder. Yani çocuklar bunun pek farkında olmazlar. Özellikle çocukların da işte ben seslendiğimde çocuğum bana yanıt vermiyor, İşte bana geç dönüyor ya da televizyonu çok yüksek sesle veya yakından dinliyor gibi ailenin, özellikle annenin fark ettiği bazı şikayetler olabilir. Evet. Aynı zamanda okul dönemindeki çocuklarda bu tarz işitme kayıpları okul başarısını da etkiler ve çocukların dersi derste anlamamalarına, çünkü hocalarını yeterince duymadıkları için derste anlamamalarına neden olur. Bazen öğretmenler de mesela ailelerle yaptıkları toplantılarda işte vesaire, Ahmet beni yeterince duymuyor, dinlemiyor, bana cevap vermiyor, işte dersi anlamıyor gibi öğretmenler de aileyi uyarabilir. Eğer aileler bu tarz bir şikayet fark ederlerse muhakkak bir kulak burun boğaz uzmanına çocuklarını gözükmelidir. Çünkü bizim özellikle serozotit dediğimiz, yani herhangi bir enfeksiyoz neden olmaksızın kulak zarının arkasında bu şekil kalırsa eğer, çocuklarda özellikle serozotit dediğimiz, evet, yani kulak zarının, şimdi şurada kulak zarını görüyoruz, arkasında orta kulak boşluğunda, evet, bir sıvı birikmesine bağlı olarak ses iletimini etkilemesine bağlı çocuklarda sonradan işitme kaybı gelişebiliyor. Bunun tabii altta yatan sebebi de bilmek lazım. Sık geçirilen üst solunum yolu hastalıkları, işte gribal enfeksiyonlar, sinüzitler, kulağa vurduğu zaman bir orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Veya kulağın havalanmasını, temizlenmesini etkileyip bu orta kulak boşluğunda bir sıvı birikmesine neden olabiliyor. Alerjik durumlar, özellikle alerjik riniti olan çocuklarda gene kulağın fonksiyonunun etkilenmesine bağlı olarak bu durum görülebiliyor. Bir de en sık gördüğümüz geniz eti problemi olan çocuklarda, şimdi kulağın anatomisine bakacak olursak, bu orta kulak boşluğunu havalandıran, buradaki basınç dengesini ayarlayan, içerideki sıvının birikmesini önleyen bizim Öztaki dediğimiz genze açılan bir tüp vardır. Bu bir nevi kulağın boşaltım yoludur. Bu tarz alerjik şikayetleri olan veya gribal enfeksiyon geçiren çocuklarda ya da geniz eti problemi olan çocuklarda bu havalandırma tüpü fonksiyonunu göstermiyor. Dolayısıyla kulak zarının arkasında bir sıvı hapsoluyor. Evet. Bu sıvı daha sonra karakter değiştirip daha yapışkan, daha mukoid bir hal alıyor ve sesin iletimini bozuyor. Kulak zarını da etkileyerek ileriki dönemde kulak zarında yapışıklıklara, çökmelere neden olup kalıcı bir işitme kaybına neden olabiliyor. Bu tarz şikayetleri fark eden aileler çocuklarını getirdiğinde biz muayenede eğer böyle bir sıvıdan şüphelenirsek bir ölçümlerle öncelikle tanımızı doğruluyoruz. Bu tanıyı doğruladıktan sonra yaptığımız ilaç tedavisiyle ilk amacımız bu havalandırma borusunu, yani havalandırmayı açmaya çalışıyoruz. Bunda başarılı olursak çocuğu takibe alıyoruz. Ancak bütün tedavilerimize rağmen eğer bu Öztaki tüpü dediğimiz genze açılan tüpü iyileştiremezsek, o zaman kulak zarına yönelik küçük bir girişimle, yani kulak zarında bir delik açıyoruz. Buraya bir tüp yerleştiriyoruz. Yani yeni bir havalandırma yolu oluşturuyoruz. Evet. Buradan içerideki sıvıyı aspire edip kulak iyileşmesine yardımcı oluyor. Zaten burası daha sonra açık kaldığı için buradan havalanma oluyor. İçeride sıvı birikmiyor ve kulağa iyileşmesi için bir zaman tanıyoruz. Bu tüpler de genellikle 6 ay ile 1 yıl kulakta zarda kalıyor. Daha sonra vücut bu tüpü bir yabancı cisim olduğu için kulağın dışına doğru
yani dış kulak yoluna doğru atıyor. Evet. Tüpü atarken de zar arkadan iyileşiyor. Ve kalıcı bir kulak problemi veya kulak zarında bir delik olmaksızın kulak iyileşmiş oluyor. Çok nadir durumlarda bazen bu tüp dışarı atılmadığında bir yıl bekledikten sonra veya daha uzun biz doktorlar bazen bu tüpü alma gereği duyuyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.